Bundan sonra biz yanlış yaptık. Mutabakatla karar alacağız. Geçen seferki bir şey bir daha olmayacak derse o zaman bizim için kapı açıktır. Onun dışında kapının açık olmadığını biz düşünüyoruz. Bu haliyle bu beşli masa veya altılı masa veya beşli masa öyle anlaşılıyor ki Sayın Kılıçdaroğlu aday yapmak için kurmuş bir masa haline gelmiştir. Anlatabildim mi? Biz dolayısıyla söylediğimiz şey çok net ve açık. Yani mutabakatla karar alma konusunda son toplantıda yaptıkları hatayı düzeltecek bir irade beyanı ortaya koyarlarsa her zaman için masa o anlamda devam eder. Bizim için kapı açıktır. Ama onun dışında biz o ilkelerden vazgeçmek istemiyoruz. Kararlar mutabakatla alınacak. Bugüne kadar da böyle yaptık. Şimdi 6 Mart'taki toplantıya bir davet mi bekliyorsunuz siz? Yani bu irade beyanını bekliyoruz. İrade beyanı olursa öyledir. Ama bu irade belli ki olmayacak. Çünkü yani çok net bir şekilde artık anlaşılıyor. Masa başlangıçtan itibaren ne için kurulduğunu bu son geldiğimiz noktada anlamış olduk. Masa tamam. Meral Bey, peki olmazsa Meral Hanım adaylığını açıklayacak. Böyle bir gelişme. Onlara, onlara bakacağız. Onlara gündeme bakacağız. Geldi masada mi efendim peki? Yok. Yani bundan sonra. Evet. Onlara bakacağız. Önümüzdeki toplantılarda onları hepsi aşama aşama gidiyor her şey arkadaşlar. Her şey yeri geldikçe konuşulacak. Adaylığı yarın mı konuşacaksınız ya da bir sonraki gün mü? Adaylık meselesi şu andaki gündemimizde değil mesela konuşacağız. Genel İdare Kurulu ne zaman toplanacak efendim tekrar konuyla ilgili? Onu bilmiyorum. Tamam. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun.